Merhaba duduşlarım. Kokulu kokulu öpüyorum sizi tekrar. Ay hızımı alamadım gerçekten hakikaten. Bu nasıl bir yayındı onu da anlamış değilim. Hayır yanlış anlaşılmama oldu. Kız bu yayın hakikaten bir tuhaf bir yayın oldu. Ben hala gülüyorum. Hızımı alamadım hala gülüyorum. Hayır gülmeyi bırak bir de benim öyle takıntılarım vardır. Zaten normalde gülen bir insanım. Şurayı kapatayım. Normalde zaten gülen bir insanım. Bir de kafaya takılıp da aklıma geldikçe gülerim. Bu bana uzun süre gider. Hayır bir yerde bir anlaşılmazlık, bir karmaşalık, bir şeyler oldu. Ya ben bir şeyleri kaçırdım, ya benim dediğim anlaşılmadı. Ama hakikaten karın kaslarım koptu gülmekten. Ha onu bırak, bırak. Otobüste geliyorum, aklıma geliyor. Gülüyorum. Sağa baksan insan, sola baksan insan. İki kişiyle öyle göz göze geldim. Ters ters bakmaya başladım. Bu deli kadın neden gülüyor dediler herhalde. Hadi sopa da yiyip ineceğim. Hemen çıkardım telefonla oynuyorum. Dedim inşallah şu durağa bir çıkıp geleyim. Çünkü durmadan gülüyorum. Aklıma geldikçe hala ağzımı almış değilim. Geldim indim. Şimdi ben konuyu açtım. Konu neydi? O bile darmadağın oldu. Konuyu açtım. Konu Nur işimizdi. Betül patlattı. Yani birbirimizi çok hani bildiğimiz için Meltem de kopardı. Meltem'e ne güldüm. Kız Meltem, senin dediğini ben cevap verdim de sen nasıl aldın onu? En çok orada koptum ben zaten. Arada anlamayıp yazanlar var neden güldüğümüzü onları okudukça artık cevap da veremedim. Belki bazılarını kaçırdım. Gülmekten yarıldım. O Meltem kopardın senin cebini. Canım. Allah ay, inşallah hep böyle gülelim. Ay ben Arzu'yla da sohbet ettiğim zaman çok gülerim ben. Alıştı herhalde. Belki ilk zamanlar yadırgıyordu ama onun da sohbeti hoştur. Onunla da çok gülerim ben. Onun için erkenden koştur koştur buraya geliyorum. Şimdi ben dedim Nur işe. Bak kısaca anlaşılmayan şeyini nasıl anlaşıldı onu da bilmiyorum. Ha gel dedim yani. Tövbe tövbe estağfurullah. Misafirim ol. Olur olmaz ama Nur iş başta yazmayınca hakikaten kendimi çok zor tuttum. Eğer ciddi anlamda kızdı diye gülemedim ama baktım Nuri cevap verince saldım kendimi. Hani konuşursunuz birebir anlamında bu Türk lafları işte Türk hani nereye çekersen oraya da Betüş de nasıl anladı nasıl etti ya esprisine söyledi. Ha göz göze bakışırsınız mı dedim ben göz bakışırsınız yani. Birebir karşılıklı konuşursunuz diyeceğime herhalde büyük ihtimalle seyretmedim. Göz göze bakışırsınız mı dedim. Betüş'ün de orada dediği ha bir de çocuk olur mu çocuk olayı bak şimdi. Yani orada tamam ben bir an kal geldi bana. Çünkü o ara direkt özlem girdi. Özlem de belgine yordu. Onun anlamaması artık Nuruş da cevap vermiyor. Ben kendimi tutuyorum gülmemek için. İşte Özlem de sonradan konuyu anladı geç geldiği için. Nur iş yazınca artık ben koy verdim gitti. Hayır Meltem'in dediğini iyice beni kopardı. Yan bakana yan mı çakalım? Kız şimdi yan bakana yan mı çakalım derken onu ay Meltem. Allah da iyiliğini versin. Allah'ım hep beraber böyle gülelim de ay gözlerimden evde yaş geldi gülmekten. Kız yan bakana yan çakmayalım. Ben Betüş'ün söylediği lafa göre sen onu söyledin. Benim dediğim biz yani bize yan bakmayı bırak. Bize dikte baksalar bizden bir şey olmaz dedim. Yani
Ben hani iyice açık açık söylemek istemedim. Ah yavrum, onun senin dediğin laf da beni işte öldürdü, o öldürdü beni. Aa Fayza abla, öyle deme. Gene hani bakılacak tarafımız var der gibi. Eşine de selamlar söylüyorum. Tabii ki seyrediyor, seyretmiyor ama eşi olduğu için o amaçla tabii ki söylüyor. Hani bakılacak var diyor, gene diyor, hani diyor bakılacak. Kız, o konu bakmak değil Meltem. Sen o, hele onu söyledikten, yazdıktan sonra ben iyice koptum. Kız konu çocuk çocuk. Ben ondan diyorum, senle benden artık bir şey olmaz. Ben ondan koptum iyice. Olsun Fayza abla. Gene bak, kız bize bakmayı, yan bakmayı, dik bakmayı bile bırak, kafadan dalsalar yok bizde. Ben o amaçla söyledim o kelimeyi. Kadın olarak tabii ki ben çocuk olayım. Anne. Aynı canlı yayında. O şey, gene gözlerim yaşardı. Meltem nasıl anladı anlamıyorum. Ya baksınlar, bakma değil, diz değil, kafadan baksalar yok. Ben onu hani direkt söylemedim de. Sen de işte bize de bak, baksınlar Meltem. Allah iyiliğini vermesin. Konu yani nereden nereye, bırak onları konuşurken Seda oradan telefon numarası diyor. Ona iyice kopuyorum, gülüyorum. Yanlış anlama Sedacığım. Gamzeciğim orada. Hesabı değişti. Arabada da böyle dolmuştu. Külesim geldi, sopa yiyeceğim diyor. Korktum, Allah iyiliğinizi vermesin. Belki siz hepsini görüyorsunuz, görmüyorsunuz bilmiyorum ama ben artık cevap veremedim. Ben takır takır geçiyor. Benim de kaçırdığım olmuştur. Gamze de oradan diyor, Gamzeciğim kıyamam, kurban oldum. Kendi hesabı değişti. Destekleyelim tabii ki onu. O öyle diyor. Millet tutturdu bir yan bakana, yan çakana, düz bakana, çocuk olayına. Onlar da bir de Seda'nın ben konu ne diyor bilemedim de diyor. Ama diyor ben de gülüyorum diyor. Ay kurban olurum ben sana. Konuyu bilmeden diyor. Ben de gülüyorum diyor. Yavrum yerim seni. Ay bana bu gider, uzun süre yemin ediyorum. Ölmekten güldüm. Hakikaten güzel oldu bu canlı yayında. Hani o karışıklık arasında konuya müdahil olmayanın gülmesi. Gamze'nin o arada durmadan hani yazık kurban olurum. Gamze Çelik. Destekleyelim bu arada Gamzeciğimizi. Biliyorsunuz Instagram'dan takip edin, edelim. Yanlış anlama Gamzeciğim, buradan sesleniyorum seni. Sakın alınma Sedacığım, sen de Gamzeciğim. Hani Seda'ya niye güldüm? O da tutturdu telefon numarasını. Kız konu ne? Gamzeciğim, sen benim videolarımın altına adresini tekrar yaz anneciğim. Önemli değil. Arkadaşlarımız desteklesin seni. Çünkü canlı yayında karambole gitti o. Kimse o seni görmedi. Ben gördüm de konuşacak hani artık gülmekten cevap veremedim. Bir kere verdim herhalde, hatırlamıyorum hani Gamze diyerekten diye. Güzel yayında hakikaten çok hoşuma gitti. İnşallah yayınlarımız böyle olsun. Ama bana inanın, bana uzun bir süre bu yayın gidecek. Oradan biri de ne hap içtiğimi bilmiyor. Bir işte de hala anti kız, ne antidepresyonu. Betüş dedi onu. Betüş gene. Kız ne antı kız. Sen benim videolarımı seyretmiyor musun? Canın çıkmasın senin. Betüş. Bu. Hala o konuşmalar. Hele o Meltem'in lafı aklıma geliyor hala. Konuşurken bile aklıma o geliyor. Gülesim geliyor. Kız ne antidepresyonu. Kız seyretmedin mi sen benim videoyu? Attığım videoyu. Canın çıkmasın.
Bu arada tekrar söylüyorum, Gamze Çelik'imizi destekleyelim diyorum Gamzeciğim. İnşallah seyredersin bunu. Bilmiyorum vaktin oluyor mu? Yeni bir bebeğin doğdu hayatım. Yaz benim videolarımın altına. Gerçi ben WhatsApp'tan da sana söylerim bir tane. Sedacığım sen de şey yapma annem. telefon numaran yayından sonra... Ay tövbe tövbe, kadın delirtecekler. İşte benim de huyum bu, aklıma bak anlatırken geliyor. Meltem'in, Betüş'ün o çekişmelerimiz. Gülesim geliyor. Telefon numaranı yeniden yaz. Baktım bebeğim Face'ten de dedin herhalde. Numara falan hiçbir şeycik yok. Oradan yazarken bana de abla benim de benim de. Yaz ama şu an hiçbir yazı falan hiçbir bana bir... İleti gelmedi canım benim. Tekrar yaz Sedacığım, öpüyorum seni. Bu arada Ferahçığım yorum yapmış kaçırdım diyor. Kaçırdığına pişman olacağım Ferahçığım. İnşallah hep böyle olur yayınlarımız. Ay. Yan bakana yan mı çakalım? Düz çak Meltem. Dün düz git. Kız düz baksa yan baksa kurban olurum bir de. Olsun, az giderimiz var, bize de kız bize baksa lan ne olacak, çocuk mesele. Ay beni kopardınız gülmekle. Ne diyordum, lafı unuttum, gene gözlerim yaşardı. Sedacığım şey yap hayatım. Numaranı tekrar yaz. Giden karambole gitti Gamzeciğim, sen de videolarımın altına yaz anneciğim. Bu arada şunu da söyleyeyim, yeni gelen arkadaşlarımız oluyor aramıza. Yabancılık çekmesin arkadaşlar. Biz sürekli yayınları kaçırmayıp vloglara yorum yapanlar, biz birbirimize iyice alıştık. Şakalarımızı, her şeyimizi kaldırıyoruz. Arkadaşlarımız kendilerini şey hissetmesinler. Yeni gelen arkadaşlarımızı çok rica ediyorum. Kendisini tanıtsınlar. Biz de tanıyalım. Onu istiyorum öncelikle. Bir iki arkadaşımız geldi mesela. Ben söyledim. Ondan sonra bir iki arkadaş da müdahil oldu. Yoksa bizimle kaynaşamazlar. Uzak dururlar. İstemiyorum. Bizimle kaynaşsınlar. Dertler, neşeler paylaştıkça hem çoğalır hem eksilir. Hep beraber olalım. Tek ricam o sizden. Hayır, bunu şimdi şu videoyu çekiyorum ya. Hani böyle izah etmek için neye güldüğümü Meltem mi yanlış anladı? Ben mi onu anlayamadım? Hem onun şey yaptım. İyi ki otobüste sopa yemedim ben. Bir hafta gider bana bu. Onun için hem çekeyim dedim. Bunu şimdi canlı yayında olmayanlar seyredecek. Hakikaten de diyecek yani. Bu kadın manyak mı? Kafayı mı sıyırdı? Ne hayırdır bu? Ne anlatıyor kendi kendine? Ama bilen biliyor. Anlayan. Mesaj gitti. Yeni gelen dediğim gibi arkadaşlarımızla da tanımaya çalışalım. Geldim vallahi, hiçbir şeye de bakmadım arzucumda. Ha bu arada Nur işime diyorum. Sakın alınma bir tanem, biliyorsun biz belirli bir grup birbirimizin nazını kahrını şakalarını kaldırıyoruz. Yani o kötü bir amaçla değil asla, yoksa yani öyle şey olur mu, hiç asla olmaz. Buradan tekrar diyorum sana bir tanem, istiyorsan gelip bir gün misafirim olabilirsin yani. İş şaka gırgır, biz gırgır değil yani. Konuşuyoruz ama tercih senin. Ama bu demek değildir buraya geldiğinde illa ki kesin bir şey olacak diye, asla değil. O bir tanıma amaçlıdır hayatım. Ciddi de konuşamayacağım. Gene aklıma geliyor. Tanıma amaçlıdır. Tek gelmek istemiyorsan olabilir. Yalnız gelmek istemiyorsundur. Saygı duyuyorum, yanlış anlama. Yanında istediğin kişiyi getirebilirsin yani. Yeğenin olur, annen olur, ne bileyim yani abla olur, kardeş. Hani sen kimi istiyorsan yanında getirmek getirebilirsin yani. Belki biz bunu düşünemedik,
Sen de söyleyebilirsin, ben yalnız gelmek istemiyorum diye. Başımızın üstünde yerim var, sakın ha. Eğer düşünüyorsan, ama tabii tanışmadan da kestirip atmak bence anlamsız. Önce insan bir tanışır ki ya, ondan sonra olmaz. Tabii ki olmazsa olmaz, olursa olur bu. Kimse kimsenin boynunu hep geçirecek hali yok. Yani sana da söylemek istediğim bu. Gülmeden şunu bir kapatayım da Allah aşkına. Yani Meltem, sen nasıl anladın onu, bana ne olursun bir anlat, bir söyle, bir izah et. Benim anladığım ve düşün dediğinden doğru anladım ben. Kız sen onu yan bakana tamam, yan çakıl kız, düz baksalar tamam, orada da okeyiz. Bizim de kız, bizde gider olsa ne olacak, gitmeyen olsa bizim de neyse. Kurban olduğum Arzucum yemeğini yapmış. Ellerine sağlık. Oh bak bak, hamarat kız bu. Bak bak. Sigara böreklerini sarmış. Oh, Arzu'nun da sohbeti çok güzeldir ha. Arzu ile sohbet edeceksin. Katı. Ben gülüyorum zaten. Zaten normalde gülerim ben. Bir de Arzu ile sohbet ettik mi gülerim. Kurban olurum ona ben. Oh, köftemize. Ellerine sağlık. Çok da güzel yemek yapıyor ki. Çok güzel yemek yapar Arzu. Kocası aşçı olunca yani hakikaten süper nefis yemekler yapıyor. Dediğim gibi etsiz yemek yapmaz Arzu. Hep etli. İşte derler ya kız, ana var, anacık var. Hakikaten de işte bak, bunlar çok önemli. Arzu mesela gerçekten aşırı düşkün çocuklarını, kurban olurum gene ya. Ki demesinler annesinin yemeği, yani eşi Bilal Osman bile mesela aşçı olduğu halde hep Arzu'nun yemeğini ister yani, o da hakikaten güzel yemek yapıyor. Şimdi hakkını yememek lazım. Özenerek, severek yapıyor herhalde. Oh, karnım ak, şuralarım hala sancıyor gülmekten hala. Hadi sizleri kokulu kokulu öpüyorum ama ne olursun bu karışıklıktan dolayı, ama çok güzel oldu gene. Yayınımız hiç böyle yayın, neşeli hiçbir yayınımız geçmemişti. Bizim bu çok güzel geçti. Biraz ortalık karıştı. Az bir şey gerilir gibi oldu. Ay, o gerilmeyi hissettim mi ben, hiç yayın yapasım gelmiyor. Yani Nuri cevap vermeseydi zaten kendimi zor tutuyordum, sıka sıka güleceğim. İyi ki Nuri de cevap verdi yani. Alınmayalım birbirimize bu. Hele eskiler. Biz birbirimizi biliyoruz yani. Güzeldi. Benim o karışıklığa çok gülesim geldi. O arada Gamze'nin işte kendini şey yapması, Seda'nın numarası, anlam, ben konuyu bilmiyorum ama işte ben de çok gülüyorum demesi benim gibi. Seda'la bu deliler niye gülüyor diye gülmüştür. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Ay, gözlerimden gene yaş geldi. Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle. Yarın cumartesi büyük ihtimalle herhalde yapamam. Çünkü canlı saat saatimizde yola çıkıyorum ben. Onun için canlı yayını yapamam. Bilmiyorum akşamüstü buradan yapar mıyız, yapamaz mıyız? Onu kesin bir şey diyemem. Benim gülme devam ediyor. Edecektir bir şey. Çocuklar gelir, aklıma gelir, gülerim ben. Bazen ben öyle gülüyorum da Eroş'um ne diyor bana biliyor musun? Niye gülüyor? Aklıma geliyor bir şey, gülüyorum. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Bye.